Şimdi biz genel olarak hangi işlemleri yapacağız? İşlemleri yaparken bir tarafta taşeron, bir tarafta sizler varsınız, değil mi? Dolayısıyla ikisinin mutabık olması gerekiyor yapacağımız işlemler açısından. SGK anlamında hangi işlemleri yapacağız? Şimdi burada taşeron idare edelim. Evet. Şu sıkıntıyı verelim mi? Verelim mi? Şimdi arkadaşlar, burada bizim bir tarih var. En son tarih ne zaman? 2 Nisan. 2 Nisan'da ne yapmamız gerekiyor? Bütün işlemleri mi yapmamız gerekiyor? Evet. Yani şimdi birazdan izah ettiğim zaman rahatlayacaksınız. O hemen bu tarih itibariyle her şeyi yapacaksınız diyecek diye bir olan yok. Onu hemen ifade edeyim. Şimdi mevcut ne var? Taşeron dosyası var, değil mi? Taşeron dosyası var. Ne yapmamız gerekiyor? Taşeron boyutuyla ilgili ne yapmamız gerekiyor? Evet. Efendim? İşten ayrılma gibi yerler vereceğiz, değil mi? İşten ayrılma gibi yerler vereceğiz. İşten ayrılma bildirgelerini verdikten sonra bizim ne yapmamız gerekiyor? Şey, hiçbir de söylemezsiniz. Şöyle bakacağız. Eğer bizim SGK'da dosyamız varsa, değil mi? Nasıl bir dosyamız? Aynı iş konuyla ilgili dosyamız varsa, değil mi? Bizim yeni bir dosya açmamıza da gerek var olan. Ya aslında ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Bakın arkadaşlar. İş kanunu anlamında ve SGK anlamında iş sözleşmesinin devri söz konusu aslında. Değil mi? İş sözleşmesinin devri söz konusu. SGK anlamında da ben 23 yıldır bu mevzuatta çalışan, denetleyen, uğrayan biri olarak mantığına baktığımız zaman bizim iş yeri devrine çok uygun. Ama maalesef bu işlemler yapılırken, genelgede çıkarılırken Ali Hoca da anlatmıştır. Ne yapıyorsunuz? Sulhname, davaların sona erdirilmesi, değil mi? Ve sanki işçilerin önceki sözleşmesi yokmuş gibi sıfırlama boyutuna gidildiğini görürüz, değil mi? Öyle mi arkadaşlar? Böyle bir olay var. SGK yönünden de ne yapıyor burada? Sıfırdan o işçiler sanki daha önceden siz bunları dev almışsınız gibi yeniden bir dosya açılma yoluna gidildiğini görüyoruz. Ve benim kanaatim uygulamalar bittikten sonra özellikle iş kanunu anlamında da birçok sıkıntıların ortaya çıkacağını kanaatindeyim. Ama biz ne yapacağız? Mevcut genelge ve